Başkanım 10 maç 9 galibiyet. Playoff'a gidebilecek mi dediğimiz Ankara Gücü bugün liderlik koltuğuna oturdu hem de rakibini yenerek. Biz sizden değerlendirme almamız lazım artık. Bizim için önemli bir maçtı bu. Yani yendiğimiz zaman lider oluyorduk. Bunun da bilincindeydik. Tabii sakatlıklarımız da vardı. Bir de ilk yarı iyi başlayamadık. Bizim çocuklar biraz geriye başladı. Ama yine her zaman olduğu gibi ikinci yarı toparladık. Ve 2-1 kazanmayı becerebildik, başardık yani. Her şey güzel gidiyor, nazar değmesin. Sezon başında iyi başlayamamıştık gerçi. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. Ama peşinden böyle bir seri, 10 maçtır yenilmemezlik bizim için çok iyi oldu. Yani bir de şehirde yine bir sinerji yakalandı. Geçen seneki hava oluştu. Artık bu saatten sonra şampiyonluk türküleri söyleniyor. Yani artık hedef şampiyonluk, direkt çıkmak. Çok çalışıyoruz, hocamız çok çalışıyor, futbolcularımız çok çalışıyor. Bizler aynı şekilde çok koşturuyoruz. Kaynak bulmak için yani. Ama her şey güzel. Şükürler olsun Rabbimize. İşte lider olduk. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışacağız. Daha çok emek vereceğiz. Daha çok terleyeceğiz, yorulacağız. Ama işte sonuna kadar da götüreceğiz bu işi. Başkanım, sezon başında birçok eleştirileri göğüs gererek aslında kadro kurdunuz. Geçen seneki takım değişti. Hoca değişti. İşler istediğiniz gibi gitmeseydi, bugün beklediğimiz skorlar gelmeseydi belki de çok büyük eleştiriler alacaktınız. Ama her şey istediğiniz gibi gitti. Bu artık şans boyutunda geçti Ankara Gücü'nün kazandık galibiyetler. Ya biz şimdi şöyle bir şey var. Biz profesyonel idarecileriz. Yani burada tamam taraftarlarımız onlar da yakından takip ediyordur futbolcuları, hocaları. Biz kadroyu geç kurduk. İmkansızlıklarla. Son gün biz transfer yasağını kaldırabildik. Biz 6-7 tane altyapıdan hocayla oturduk, konuştuk hocamızla. Dedik ki biz bu işi götüremezsek 6-7 kişi eksiğimizi altyapıdan tamamlayalım dedik. Tamam başkanım dedi. 7 tane topçumuzu biz profesyonel yaptık ki B planlı devreye soktuk, oynatacaktık ama şükürler olsun Allah'ın da izniyle, yardımıyla son günde olsa yine her zaman olduğu gibi transfer yasağını kaldırıp işte takımımızı sahaya sürdük. Tabii burada bana göre Cumhurbaşkanımızın müthiş gayreti var. Yani benim yanımda kaç kişiyi aradı, talimat verdi sağ olsun. Yani zaten Cumhurbaşkanımız olmasaydı biz bu takımı sahaya çıkartamazdık. Ona da teşekkür ediyorum. Ha, diğer kulüplerin de durumları iyi olsun. Bak biz ekonomik problemlerle boğuşup duruyoruz. Sadece bu sahadaki başarı değil. Bir de bizim mali boyutumuz var. Yani biz futbolcularımızın, çalışan personelimiz var, hocalarımız var. Biz bunların maaşını ödemekte zorlandık dönem dönem. Futbolcularımız peşinatsız oynadı. Hepsi karakterli arkadaşlar, sağ olsunlar. Hiç parayı bahane etmediler. Ve oynuyorlar, çıkıyorlar aslan gibi. Yani o kadar eksik olmamıza rağmen, sakat olmamıza rağmen dediğim gibi mücadele ediyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Şehir bütünleşti, taraftarımızı görüyorsunuz. Coşkulu bir şekilde takımlarına sahip çıkıyorlar, hocasına sahip çıkıyorlar. Güzel bir şey yani. Başkanım, artık ödemelerle ilgili soruları sormam, siz bir şekilde hallediyorsunuz diyelim. Hocamız da gerçi onlarla ilgili sıkıntı. Şimdi esasında siz söylüyor. Şeyi atlıyorsunuz yani. Bugün güzel bir gelişme daha oldu belediye biliyorsunuz. Belediye başkanı geldi ha. 2011'den bunu, sonra ilk kez. 2010'dan bunu, sonra ilk kez hatta. Bunu atlamamak lazım. Evet. Biz defalarca kere belediye başkanımızı maça davet etmemize rağmen ne hikmetse gelmedi. Yani burada halkın desteği olan bir takım, halkla bütünleşmiş bir takım varken farklı yerlere gitti. Bana göre eksik yaptı. Hatalıydı yani. Yine aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna Bey'i davet ettik. Taraftarlarımız da davet etti. Biz de davet ettik. Sağ olsun davetimize icabet etti. Taraftarlarımız da coşkulu bir şekilde kendisine tezahüratta bulundu. Alkışladı. Bizim arzu ettiğimiz tablo buydu. Biz hani şehri yönetenlerle birlikte hep beraber el birliğiyle bu işi götürelim istedik. Anlatabiliyor muyum? Bayağı bir yorulduk 5 sene.
Ama 5 senenin sonunda da güzel işler oluyor. Umut ederim ki zaten kendisiyle de görüşüyoruz belediye başkanımızla. Her defasında benim hazırlıklarım var. Ben size ciddi desteklerde bulunacağım. Ankara Gücü şehrimizin takımı ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Dolayısıyla bekliyoruz. O da işte gelen giden yeni oturdu biliyorsunuz. Yani bir ayını doldurmadı. Vallahi şu an her şey güzel. Her şey bizim lehimize gidiyor. Ama rehavete kapılmayacağız. Kesinlikle şımarmayacağız. Şimdi lideriz. Daha çok sorumluluğumuz var. Yönetici olarak bizim, başkan olarak futbolcularımızın, teknik direktörümüzün, taraftarlarımızın hepsinin sorumluluğu var. Artık daha böyle dikkatli olacağız. Daha çok çalışacağız, emek vereceğiz ve lider olarak inşallah sezonu bitireceğiz. Devre arasında bir müjde verelim mi? Var mı başkanım? Takviye. Eğer şayet tabii. Şöyle bir şey var. İçerideki ödemeleri yaparsak, borçlarımızı da ödersek takviye niye yapmayalım? Yani her takım yapacak. İşte bu hataya da düşmememiz lazım. Sakatlıklardan dolayı problemler yaşıyoruz. Evet, bu hafta öyle yani, hafta. Geçen hafta mesela 4 futbolcumuz, biri evet, kart cezalısı, 4 futbolcumuz sakattı. Sakatlandı. Bayağı bir problem yaşadık. Buna rağmen kazanmasını bildi takımımız. Yani bizim de diğer takımlar gibi en az 3-4 takviye yapmamız lazım. Bu farz. Bununla ilgili destek işte. Destek araçlarımız sürüyor. İnşallah destek olunursa dediğim gibi önce farzları yerine getireceğiz. Ondan sonra sünnet, sonra nafile namazları kılacağız. Ama önce içeriği, çocukları bir mutlu etmemiz lazım. Onların alacaklarını ödememiz lazım. Çok ciddi birikmiş bir şey var mı başkanım? Yani farzlar var da şimdi var şöyle bir şey. Biz FIFA taksitlerini bayağı bir azalttık, ödedik. Çok büyük bir tehlike yok ama tabii futbolcu kardeşlerimizin kendine göre ödemeleri gereken borçlar vardır, yatırımları vardır. Bunları göz ardı etmemek lazım. Yani sadece futbolcu futbolunu oynamalı. İşte hoca da aynı şekilde bunları maça konsantre etmek için mücadele etmemeli. Sadece futbol yönünden bakmalı. Biz işte ekonomik problemlerimizi çözdüğümüz zaman Allah'ın izniyle yürür gideriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.